30 Ocak 2021 Bir Gün Gazetesi Gürsel Köksal Bir Sağ Terör Davasının Anlattıkları Almanya'nın en önemli terör davalarından biri önceki gün sonuçlandı. Frankfurt'ta yaklaşık 7 aydır yargılanan aşırı sağcı terörist Stephen Ernst, tahammülden adam öldürmek suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Bıçakla yaralama suçlamasındansa delil yetersizliği gerekçesiyle beraat etti kendine cinayet silahını temin eden, atış eğitimi veren, cinayeti birlikte planlamak ve yardım etmekle suçlanan diğer terör zanlısı ise delil yetersizliğinden beraat etti. Söz konusu zanlı, sadece ateşli silahlar yasağı ile ilgili suçlamadan bir buçuk yıl hapis cezası aldı. Böylece Federal Almanya Cumhuriyeti tarihinin son dönemdeki en önemli iki sağ terör davası birer ay arayla sonuçlanmış oldu. İlki Almanya'nın doğusundaki Halle'de 9 Ekim 2019'da yaşanan terör saldırısıyla ilgiliydi. Orada ağır silah ve bombalarla yüklü bir bireysel terörist, önce dini bayramlarını kutlamak üzere sinagogda toplanan Yahudileri katletmeye çalışmış, bunu başaramayınca o halde hedef Türkler diyerek bir döner büfesine saldırmıştı. Yaptıklarını başındaki miğfere taktığı kamera aracılığıyla kayda alıp internetten naklen yayınlayan terörist, sonuçta iki kişiyi öldürüp iki kişiyi de ağır yaraladıktan sonra yakalanmıştı. Norveç ve Yeni Zelanda'daki benzer saldırıları kendine örnek alan 28 yaşındaki faşist terörist, geçtiğimiz ay sonuçlanan mahkemede öldürmeye yaralama, öldürmeye teşebbüs, halkı kim ve düşmanlığa tahrik suçlarından ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı. Bu dava önemliydi. Çünkü Yahudiler 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya'da bu kapsamda bir terör saldırısıyla karşı karşıya kalmışlardı. Frankfurt'taki davanın önemi ise ilk kez bir devlet adamı ve politikacının sağ terörizme hedef olmasından kaynaklanıyor. Öldürülen Kassel bölge valisi Walter Lübke bölgesinde sevilen bir politikacıydı. Uzun yıllar Merkez Sağ Parti CDU içinde çeşitli görevler üstlenmiş, 10 yıl boyunca da Hessen Eyalet Meclisi'nde milletvekili olarak yer almıştı. Almanya'ya sığınan insanlara yönelik insancıl yaklaşımı ve bölge valisi olarak bu doğrultudaki çalışmaları nedeniyle hedef alınmıştı. En büyük suçu da Ekim 2015'te gerçekleştirilen halka açık bir toplantıda Almanya'nın sınırlarına yığılmış olan yüz binlerce sığınmacıya kapıların açmasını savunması, buna karşı çıkanlara da beğenmeyen ülkeyi terk edebilir diye seslenmesiydi. Kendine yönelik nefret dalgası bu sözlerin yer aldığı videolarla sosyal medyada yayılmış, çok sayıda ölüm tehdidi almıştı. Sanıkların da o toplantıda bulunduğu, cinayetin gerçekleştiği 1 Haziran 2019'a kadar bu sikastin hazırlığını yaptıkları tetikçinin itirafı ile ortaya çıkmıştı. Bu davadaki sanıkların ikisi de hem istihbarat hem de polis tarafından bilinen neonaziler. Örneğin mahkemede nedamet getirip itiraflarda bulunan ve aşırı sağcılıktan kurtulmak için bu amaçla düzenlenen programlara katılmak istediğini açıklayan 47 yaşındaki baş sanık terör kariyerine 15 yaşında başlamış. İlk eylemi Türkiye kökenli göçmen ailelerin yaşadığı bir binanın kundaklanması. Can kaybı olmadan atlatılan bu olaydan sonraki bilinen ikinci terör eylemini 19 yaşındayken yine Türkiye kökenli bir imama bıçakla saldırarak gerçekleştirmiş. Sonraki yıllarda aşırı sağcı illegal grupların ya da AFD gibi yasal aşırı sağcı parti ve örgütlerin içindeyken de polis ve istihbaratın radarına takılmış. Bir dönem takip altına alınmış, sonra da bu işlerden vazgeçtiği değerlendirmesiyle takip sonlandırılmış ama o kariyerini sürdürmeye devam etmiş. Sağcı basının sığınmacı krizi olarak adlandırdığı 2015'teki göçmen akınının ardından silahlanmaya başlamış. 2016'da Irak kökenli bir göçmeni arkadan bıçaklayarak ağır yaralayanın da aynı kişi olduğu belirtiliyor. Ancak mahkeme evde bulunan bıçağın üzerindeki kanla kurbanın kanı arasındaki büyük benzerliği yeterli delil olarak değerlendirmedi ve sanık bu suçtan berat etti. Davanın bir diğer ilginç figürü de maceralı bir süreç sonucu sanığın savunmasını üstlenen avukat. Köln bürosu avukatlarından Mustafa Kaplan, NSU davasında örgütün Türkiye kökenli kurbanlarının müdahil avukatı olarak görev almış, yine aynı örgütün Köln'de gerçekleştirdiği çivili bombalı saldırısında ağır yaralanan Türkiye kökenli göçmenleri temsil etmişti. Ardından da Alman televizyon programcısı Jan Döhmerman'a karşı açılan hakaret davasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı olarak yer almıştı. Kendine NSU.02 imzalı ölüm tehditleri gönderildiği de belirtilen Kaplan, sadece teröristin savunmasını üstlendi ve sonuna kadar götürdü. Amacının müvekkilinin hakkaniyet içinde yargılanmasını sağlamak olduğunu belirten Kaplan savunmasında, duruşmalarda pişmanlık gösterip itiraflarda bulunan müvekkilinin davanın aydınlanması için yapılacak her şeyi yaptığını vurgulamış ve sanığın tasarlayarak adam öldürmek yani cinayet değil, kısıtsız öldürme suçundan cezalandırılmasını talep etmişti. Cinayete yardımdan beraat eden diğer sanıkta tetikçi terörist gibi yıllardır polis ve istihbarat tarafından bilinen neonazilerden. Yani bu cinayete giden süreçte başta NSU cinayetleri olmak üzere daha önceki ve sonraki sağ terör eylemlerinde olduğu gibi güvenlik güçlerine yani devlete ağır görev ihmali suçlamaları var. Tabi bu mahkemenin asli görevi değil ancak yargıçların kararlarında bu duruma işaret etmemeleri de büyük eksiklik. Valiye yönelik suikastle ilgili bu ağır ihmal suçlamasını soruşturma sorumluluğu şimdi politikacılarda. Hesen Eyalet Meclisi'nde kurulan komisyon bu konuyu araştıracak. Kasel'de 2006'da gerçekleştirilen NSU cinayetine bir istihbarat örgütü görevlisinin adının karışmasının ardından yine bu mecliste bir soruşturma komisyonu kurulmuş, CDU ile birlikte koalisyonda bulunan Yeşiller Partisi'nin engellemeleri yüzünden o komisyondan bir sonuç çıkmamıştı. Bakalım şimdi ne olacak?